Dilekten tamammış mı annem bu zaman dedi? Yok. Anladım. Özel sektörde sağ fakış uzmanı olarak çalışıyorum. Koronavirüs testi aldım. Hastaneye geldim. Aşı olmadım. Yaşımdan dolayı kendi yaşıma güvendim. Olmadım yaşı. Toplumdaki sosyal medyadaki kanı maalesef. Geldiğimde çok kötüydüm. Şu an çok iyiyim. Nefes alabiliyorum artık. Yani şu an iyiye doğru gidiyorum. İyi hissediyorum. Keşke olsaydım diye düşündüm. Kesinlikle aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu yaşa bakmıyor. Ben gencim. Hiçbir kronik rahatsızlığım yok. Ciğerlerim gayet iyiydi. Ama aşı olmadım. Virüse kaldım ve şu an bu halim. Genel olarak aşı, şu an aşısızların pandemisi diyorlar. Tam da doğru bir tespit bendir. Bayram ziyareti için aileme gittim. Orada bulaştığını tahmin ediyoruz. Çünkü onlar grip vermiş. Ama grip değillermiş demek ki. Virüs vermiş onlara. Oradan geçti. Eşime geçti, çocuğuma geçti, hepsine geçti. Sonra zaten şikayetlerle beraber hastaneye gittim. Pozitif çıktı. Salgını çok ciddi almalarını onlara ben tavsiyede bulunuyorum. Özellikle aşı çok önemli bir konuda. Bunun bir icadı şu an varken hazır elimizin altında. Bunu kullanmamız gerekiyor bence. Salgına ilişkin bu dördüncü tekrar bir dalga diye adlandırılan artış dönemi. Dördüncü dalgada Türkiye'deki koronavirüs hastalarının artış hızı daha tolere edilebilir durumda. Hem hastaneler açısından hem de yoğun bakımdaki hasta oranlarına göre aşının bu anlamda etkinliğini göze çarpan bir şekilde, bariz bir şekilde biz bunu görüyoruz. Dördüncü dalgada çok bariz bir şekilde görüyoruz ki hastaneye yatan hastaların içinde ve bunların içinde de yoğun bakıma giden hastaların içinde de gene aşı olmamış kişilerin daha fazla sayıda olduğunu, aşı olan kişilerin sayısının göz ardı edilebilecek kadar az olduğunu gözlemliyoruz. En büyük risk grubu şu anda onlar. Bu nedenle onların bir an önce aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Aşı olmama özgürlüğünü kullanırken diğer insanların hastalanmama özgürlüğünü tehdit ettiklerini düşünmeleri lazım. Hastaların hiçbirisi için serviste yatmaları 2 gün veya 3 gün sonra daha durumlarına ağır olup yoğun bakıma geçmeyecekleri bir garantisi yok. Bu nedenle bu pişmanlığı hastaneye yattıktan sonraki süreçte hastaların hemen hepsi ve çevreleri bunu hissediyorlar. Bir kısmı zaten ailede bazı insanlar aşı olmuş, olmayan kişiler hastaneye hastalanıp gelen ve bu hastalığa yakalandıktan sonra yatırdığımız hastalar, bunlardaki pişmanlık daha da çok oluyor haliyle. Çünkü çevrelerini de tehlikeye attıklarını, buraya yattıklarını da fark ediyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.